Selam, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Büşra. Bugün sizlerle ofis iş makyajı yapacağız. Düşündüm ki herkesim için bir makyaj videosu yaptık ama çalışan kadınlarımız için bir video hazırlamadık. Onlar böyle sabah köründe kalkarken nasıl böyle daha pratik, daha kolay ama bir yandan da güzel duracak bir makyaj yapabilirler. Bunu paylaşacağım. Aynı zamanda sizlerle bir böyle yapışık, topuz saç da yapacağız. Videonun en sonunda da makyajım bittikten sonra ve saçım bittikten sonra da hazırlanıp geleceğim. Umarım keyifli bir video olur. İzlemeye devam edebilirsiniz. Mantajımı takıyorum. Hemen hızlı bir şekilde şu saçlarıma sinir oluyorum. Gerçekten sinir oluyorum. Yok, gitmiyorlar. Neyse, kalsınlar orada. Şimdi ilk olarak nemlendiriciyle başlayacağım. Zaten genelde iş için sabah kalktığınız için cildinizi nemlendirmemiş oluyorsunuz. O yüzden makyaj öncesi cildimi nemlendirmekle başlayacağım. Siz de makyaj yapmadan önce cildinizi nemlendirirsiniz. Çünkü hem makyaj daha güzel durur, hem daha kalıcı olur, hem çizgilerinizde böyle çatlama falan yapmaz. O yüzden nemlendirici adımı bildiğiniz üzere çok önemli bir adım. Bu makyajı da, yani öyle abartılı bir makyaj yapmayacağım. Nerede çalışıyorsanız çalışın, işte hastanede çalışın, ne bileyim okulda çalışın, farklı bir yerde çalışın, hiç fark etmez. Gayet abartı olmayan normal bir makyaj yapacağız. İlk başta ben cildimi kapatıyorum yine. Cildimi kapatmak için bu aralar Super Stay sarmış durumdayım. O yüzden bugün de onu kullanacağım. Günlük olarak çok güzel bir kapatıcı. Cildinizi gerçekten güzel kapatıyor. Ben yine fondötenden önce cildimi kapatıyorum. Sabah köründe fırçayla uğraşmazsınız diye süngerle dağıtıyorum. Ama ben genelde fırçayla dağıtırım makyajlarımı. Süngerle daha zor geliyor ama çoğu insan için daha kolay geldiği için süngerle dağıtıyorum. Daha hızlı olalım diye. Bunu iyice dağıtıyorum. Bunu iyice dağıttım. Şu şekilde. Ay, şunlara sinir oluyorum. Dağıttıktan sonra sıra fondötende. Fondöten olarak uzun süredir kullanmadığım bir fondöteni kullanacağım. Super Stay'in Stick fondöteni. Çok güzel bir fondöten. Birazcık açık mı desem? Neyse, browser'la falan hallederim. Çok kolay dağılıyor. Ve böyle çok yumuşak yapıda bir fondöten. O yüzden bugün bunu tercih ediyorum. Bunu da süngerime dağıtıyorum. Stick olmasına rağmen stick ürünler biraz daha zor dağılır diye düşünürüz. Çok basit bir şekilde dağılıyor. Böyle beyaz durmasına hiç bakmayın, onu halledeceğiz. Hala bronz halim. Ben anlamadım yani. Normalde 1-2 ay içinde, hadi diyelim 1-2 ay içinde de geçmedi, 3 ay içinde falan geçer. Ama yok, bu bronz geçmiyor. Kaldı yani üstüme. Tamam, güzel, severim bronzu ama hiçbir fondötenim olmuyor. Çünkü normal ten rengimin renginde. Bu da mesela onlardan biri. Normalde bana çok güzel oluyordu. Ama şu an biraz açık oldu. Süngerimde kalanı şuralarıma da geçiyorum ben. Farklı mı duruyor desem? Sanki eşit dağılmıyor mu? Birazcık fırçamla da dağıtacağım üstünden. Şu daha hızlı oluyor. Ve tam aldım. Kapatıcısıyla da göz atlama göz kapaklarımı aydınlatacağım. Şöyle hafif bir şekilde. Çok ürün almıyorum kesinlikle. Hafif, çok almadan azıcık bir ürün aldım ve böyle birazcık göz kapaklarımı, göz altlarımı nötrlüyorum. Ben bu videoda eyeliner falan kullanmayacağım. Eyeliner kullanmamamın nedeni de aslında çoğu kadın sabahları böyle işe giderken, bilmiyorum, eyeliner kullanmaz diye düşünüyorum. Çünkü birazcık tehlikeye açık ve sabah böyle uğraşmazlar. Böyle direkt far sürüp çıkarlar gibi düşündüm. O yüzden bugün eyeliner kullanmayacağım. Sadece farla bir makyaj yapacağız. Platin'in pudrasıyla göz kapaklarımı ve göz altlarımı
aydınlatıyorum. Aydınlatmıyorum, sabitliyorum. Bir de şuralarımı birazcık sabitleyeceğim. Buraların da çizgiye dolması ve gün içinde parlama yapması çok muhtemel. Şuralarımı da o yüzden sabitleyeceğim. Burası da parlama yapabilir. Şimdi elime bir bronzer alıyorum. Siz de elinize kendi bronzerınızı alın. Böyle de kocaman bir fırça alın. Bununla yüzünüzü şöyle hızlı bir şekilde hem ısıtma, kontür kullanmıyoruz. Şuralarımı da getireceğim biraz. Kontür 2 saat uğraşmayız diye ben bunu bronzerla hızlı bir şekilde hem yüzümü ısıtmak için, hatta bununla göz kapaklarınızı da şöyle fırçanızda kalan ısıtabilirsiniz. Daha hızlı hareket etmek adına iyice. Büyük fırçayla yapmamın nedeni de daha böyle dağınık, çok böyle 2 saat dağıtmaya uğraşmayın diye. Küçük bir fırçayla dağıtmaya başlarsanız detaylı çalışmak zorunda kalırsınız. Bakın bitti bile. Yüzümüzü böyle birazcık ısıttık. Hatta hızlı bir kontür yapmak istiyorsanız elinize birazcık kontür ürünü alın. Sonra fırçanızı böyle koyun. Şöyle. Bakın. Ortası aydınlık kaldı. Bu tür hileleri sabah kullanabilirsiniz. Belki daha hızlı hareket etmek istiyorsanız. Şimdi bu adımdan sonra ben yüzüm çok beyaz duruyor diye onu ısıtmak istedim. Şimdi göze geçiyoruz. Tene birazdan yeniden döneceğiz. Bugün elime bu pastelin sarı paletini aldım. Bunu alma nedenim içinde tüm kadınların rahatlıkla kullanabileceği renklerin olması. İşte hafif kahverengilere dönük renkler, turunculara dönük renkler falan. O yüzden bu paleti seçtim. Bugün şu rengi alıyorum. Bunu şurama koyuyorum. Göz kapı şu kısmıma. Daha sonra bunu iç köşelere dağıtıyorum. Onu birazcık rengini kahverengiyle ötürürüz. Bu kahverengi değil, dur. Rengi çok şey olduğu için bu Yulis'in eski paletindeki, yani koleksiyon paletindeki şu kahverengiyle birazcık rengini şey yapacağım. Kahverengiye çevireceğim. Çünkü gözükenden birazcık daha koyu bir renk. Bunu dağıtıyorum. Güzel bir şekilde dağıtmaya özen gösteriyorum. Böyle şurayı birazcık çekiştiriyorum. Daha sonra büyük bir fırça alıyorum. Birazcık pigmentini yok ediyorum. Çünkü çok pigmentli oldu. Siz de böyle sabah birazcık elinizin ayarı kaçarsa hemen böyle hızlıca şey yapabilirsiniz. Hatta bunu da birazcık karıştırıyorum. Buldum. Şimdi aynısını buna da yapıyorum. Böyle hem pigmentini alıyorum birazcık hem de dağıtıyorum. Kocaman bir fırçayla. 2 saat küçük fırçalarla uğraşmıyorum. Hemen böyle dağıtıyorum. Daha sonra şu pembeden alıyorum. Pembe alt tonlu bir renk. Siz oradan belki fark edemeyebilirsiniz. Biraz daha şey duruyor. Şöyle birazcık. Karıştırma fırçası alıyorum ve hızlıca hemen dağıtıyorum. Far sürmeyi böyle tam bilmeseniz bile aşağı yukarı bu şekilde hızlı hızlı büyük bir fırçayla dağıtırsanız aynı far oluyor yani. Siz çok detaylı uğraşmasanız bile. Daha sonra içine hem biraz şundan hem birazcık şundan hem de birazcık şundan ekliyorum. Çünkü ne izlediğimi hiç bilmiyorum. Güzel bir renk oldu. Birazcık burama pırıltı ekliyorum. Bundan, bundan, bundan. Evet. Oldu bence. Bence hem doğal
hem iş yerine uygun bir makyaj oldu. Çok abartmak istemedim. Şimdi küçük bir fırça alıyorum. Şu renkle. Az önceki Beulis'in koleksiyon paletindeki bu koyu rengi ben göz kapağıma sürdüm ama şu açık renkten alıp birazcık çok az hatta çok azıcık şöyle göz pınarıma dokunduruyorum. Ay gözüm soktu. Birazcık renk olsun diye. Şimdi daha sonra kaşlarımı yapıyorum. Kaşlarımı yine sabah hızlı bir şekilde hazırlandığınızı bildiğim için kaş farlarıyla uğraşmak yerine bir kaş kalemi alıp çünkü kaş kalemleri bildiğiniz üzere çok daha hızlı. Böyle kaş kalemi alıp güzelce kaşımı tarıyorum. Ay tarıyorum değil. Dolduruyorum. Sadece boşluklarımı dolduruyorum. Ve üstünden birazcık tarıyorum ki o pigmentini alayım. O veya böyle hızlı dağıttığım için şey olabilir. Bir yerde böyle renk kalabilir. Onu böyle dağıtmak için tarıyorum. Bir kaş vaksiyle sabitliyorum. Herhangi bir kaş kitinizin içinde bulunan kaş vaksiyle sabitleyebilirsiniz. Ben Beulis'in kaş kitinin vaksiyle kaşlarımı yukarı yukarı tarayıp sabitliyorum. Evet. Şimdi daha sonra bir allık alacağım. Allık olarak ne kullanacağım hiç bilmiyorum. Daha böyle renkler olur bence. Aynen. Bunu kullanacağım bu. Rival de Rup'un allığı. Bu fırçamı artık yıkamam gerekiyor. Çünkü hangi allığı sürersem süreyim pembe oluyor. O yüzden bu kümeyi kullanmayacağım. Şimdi normal diğer allık fırçamı alıyorum. Ve şuralarıma birazcık sürüyorum. Bu arada konuşarak yaptığım için böyle birazcık video uzayabilir. Ama gerçekten bunu kendiniz yaptığınız aşırı basit bir makyaj. Şöyle düşünün. Buralara koyu bir far sürüp böyle şuralara bilerek oturtturdum. Buraya tutturduğum farı dağıtıyorum. Gelişi güzel bir şekilde şu orta kısmı birazcık boş bırakacak şekilde dağıtıyorum. Daha sonra ortasında bir aydınlık far geçiriyorum ve bitti aslında göz makyajımız. Kirpik tiplerinizi isterseniz getirin, istemezseniz getirmeyin. Orası hiç önemli değil. Daha sonra zaten göz makyajınız hem böyle çok güzel, hem çok abartılı olmayacak bir şekilde hem de size aslında iş yerinizde böyle birazcık daha böyle bakımlı, güzel gösterecek bir makyaj. Şimdi ben allığımı da sürdüm. Aydınlatıcı da sıra. Aydınlatıcı olarak bugün size bir şey göstermek istedim. Bu normal bir göz farı. Ama ben geçen aydınlatıcıma çok uzaktım. Bu renkle şuramı aydınlattım ve gerçekten çok güzel aydınlattı. Bugün size onu göstereceğim. Bakalım siz beğenecek misiniz? Bu parlak rengi alıyorum. Gerçekten çok güzel aydınlattı. Bakar mısınız? Bugün hep bunu kullanacağım. Ay çok güzel aydınlatıyor hem de. Aydınlatıcılara bin basa. Bakar mısınız? Yok yok. Kullandık. Siz de eğer elinizde aydınlatıcı yoksa böyle aydınlık bir rengi kesinlikle kullanabilirsiniz. Far olmasına bakmayın. Siz onu aydınlatıcı olarak kullanırsanız artık far değildir. Aydınlatıcıdır. Hatta böyle birazcık burnuma da getireceğim. Çok tatlı bir aydınlığı var ve içinde sim yok. Burun şuramı da getiriyorum. Çok iyi aydınlatıyor. Bayağı iyi aydınlatıyor. Ben çok sevdim. Tesadüfen kullandım. Aydınlatıcıyı almayı üşendim. Ve çok iyi oldu yani. Tahmin ettiğimden daha iyi oldu. Şimdi bir dudak kalemi alıyorum. Pretty'nin 209 numaralısını. Şurama. Dudağımın içine Avon Mark'ın kaç numaralı? Truffle rengini, şöyle bir rengi var. İçine şöyle hafif sürüyorum. Pıt pıt sürüyorum. Yani böyle direkt sürmeyeceğim. Bunu da parmağıma dağıtıyorum.
maskarayı unutuyorduk. İnsan nasıl maskarayı unutabilir? Şaka gibi ya. Max Volume maskarasını kullanacağım. Ben de diyorum bir eksiklik var ama ne? Şimdi artık saça geçelim. Şimdi ihtiyacımız olan malzemeleri söylemek istiyorum. Bir tane jöle ihtiyacımız var. Saçımızı böyle daha yapışık, daha sıkı bir topuz yapabilmek için. Ben Lixis'ler için jölelerini kullanıyorum ve çok memnunum. Daha sonra bir tane diş fırçası. Bu diş fırçası olarak kullanmıyorum tabii ki de. Bunu sadece saçım için kullanıyorum. Saçınızı böyle gerçekten de çok güzel yapıştırıyor. Bence böyle bir tane diş fırçası alın saçınız için. Çok gerçekten iyi oluyor. Bir de böyle lastik tokalara ihtiyacım var. Tel tokayı bilmiyorum. Belki tel tokaya da ihtiyacımız olabilir. Şu an bir şey söyleyemem ona. Şimdi tarağımı. Şimdi saçımın şu ortasını ikiye ayırıyorum. Ama şuradan itibaren geriye geriye tarıyorum. Bunlar zaten şimdilik çıkacak. Onu yapıştıracağım. Biraz da. Böyle ben niyeyse kadınlara işte özellikle böyle sıkı sıkı toplamayı aşırı yakıştırıyorum. Çok güzel duruyor bence. Şuralardan çıkmasını hiç önemsemeyin. Onları halledeceğiz. Üç kere geçiriyorum. Evet. Bunu yaptıktan sonra saçımı doluyorum, doluyorum, doluyorum. Saçınız eğer benimki gibi ise birazcık böyle çıkabiliyor. Onları tel tokayla düzeltmeyi unutmuyoruz. Şimdi saç fırçamı alıyorum. Ay saç fırçam değil, diş fırçamı alıyorum. Ve elime jöle alıyorum. Bunu batıyorum. Daha sonra şuralarımı iyice yapıştırıyorum. Gerçekten kendinize yapacağınız en büyük iyilik bu diş fırçasını kullanmak olur. Eğer böyle yapışık topuzları yapıyorsanız çok kolaylaştırıyor arkadaşlar. Normal bir tarakla falan olmuyor bu. Bu kadar olmuyor. O yüzden böyle bir diş fırçası bence mutlaka alın. Saçınız için. Burada şu kısmı tam ayıramamışız ama olsun. Şu kısmı siz iyi ayarlayın. Ben genelde saçımı sürekli yanalttığım için bu şekilde şekil alıyor. Düzeltmemişim bu kısmı. Şuraları iyi ayırdım da buraya düzeltmemişim. Siz onları ayarlarsınız. Şimdi hazırlanıp geliyorum. Nasılım ama? Ay. Evet. Hazırlanıp geldim dediğim üstüme bir takım elbisenin üstünü geçirdim. Makyajımız son hali bir şekildeydi. Umarım keyifli bir video olmuştur. İzlemesi keyifli. Bu diş fırçasını eğer saçınızı yapışık kullanmayı seviyorsanız kesinlikle alın. Lütfen alın. Gerçekten de hayatınızı ne kadar kolaylaştırdığını göreceksiniz. Videomu beğendiyseniz beğenme butonuna, kanalıma da aboneyseniz ne yapmıyoruz? Abone olmayı unutmuyoruz. Sizi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.